Bu dersimizde renklendirme konusunu flash'ta yer alan renklendirme panellerini inceleyerek devam edeceğiz. Flash'ta renklendirme işlemini yapabilmek için iki adet panelimiz bulunmaktadır. Bunlardan biri Color, diğeri de Swatch panelidir. Bu paneller varsayılan düzende görmüş olduğunuz alanda üst kısımda Color, alt kısımda ise Swatch olarak belirlenmektedir. Bu iki panel hemen hemen aynı işlevi görmektedir ancak farklılıkları da bulunmaktadır. İlk olarak swatch panelinden yani katı renklerden işlemlerimizi yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir damlalık aracımız aktif oluyor ve bu alanda daha öncesinde hazırlanmış olan kutucuklarda renk seçimleri yapabiliriz. Alt kısmında da daha öncesinde hazırlanmış olan farklı renk kategorileri bulunmaktadır. Bunların nasıl kullanılacağını görelim. Aynı şekilde bu swatch paneline erişebilmek için ise herhangi bir nesne çizdikten sonra bu nesnenin Fill and Stroke panelinde yer alan kalem ve kova aracının hemen yan kısımlarında bulunan renk kutucuklarını tıklayarak da erişebiliriz. Burada kalem ile belirtilen kısım çizili olan nesnenin çizgi yani dış hat rengini belirlemektedir. Kova aracı ise bu nesnenin iç kısmında yer alan dolgu alanını belirlemektedir. Kalem aracının yanındaki kutucuğa tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi bir canlı ön izleme sistemiyle dokulandırma işleminizi yapabilirsiniz. İç dolgu kısmında da görmüş olduğunuz gibi bir renk geçişi görülmektedir. Aynı şekilde daha öncesinde flash'a eklemiş olduğunuz dokularla bir dokulandırma işlemi yapabilirsiniz. Şu an daha öncesinde eklemiş olduğum bir zemin döşeme dokusunu kullanarak devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi çizim üzerinde bir dokulandırma yapıldı. Ancak bu çizim alanı bana yetmiyor ve ben bunu sahneye döşemek istiyorsam bu çizim alanını değiştirmeden çizimin kenar çizgilerinden tutarak uzatıp bu dokuyu genişletebilirim. Kullanmış olduğunuz dokunun yapısına göre bu alan içerisinde doku kendini tekrarlayarak bu alanı dolduracaktır. Bu dokuyu değiştirmek istediğinizde ise dokuyu seçip ardından kova aracının yanında yer alan kutucuğa tıklayıp farklı bir dokuyu tekrar seçip işleminize devam edebilirsiniz. Swatch panelinin genel kullanımı bu şekildedir. Şimdi diğer color panelini kullanmaya geçelim. Sahnedeki çizimimi siliyorum. Varsayılan özelliklerle yeni bir kutucuk çiziyorum. Bu çizimi seçtikten sonra Color paneline tıklayarak açıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane açılır menü var. None, katı renkler, düz geçişli renkler, dairesel geçişli renkler ve bitmap yani doku renkleri görülmektedir. None'ı seçtiğimizde hiç şekilde yani gördüğünüz gibi şu an tıklayamıyorum da herhangi bir doku oluşturulmuyor. Tekrar buraya kova aracıyla bir doku ekliyorum. Tekrar color paneline geliyorum. Burada katı renklerde ise bu alanda bulunan renk panelinde yer alan düzenlemelerle renk uygunluğunu belirleyip ilgili rengi seçebilirim. Dilerseniz burada yüzde olarak cinsinden değerleri girerek renk uygunluğunu, parlaklığını ve diğer opsiyonlarını düzenleyebilirsiniz. Aynı şekilde red, green, blue şeklinde 0 ve 255 arasında değerler girerek renk düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Alt kısmında ise rengin kodu belirmektedir. Burada yer alan araçlarda ise şöyle bir düzenleme bulunmaktadır. Burada kova aracını seçtiğimizde şu an bu aktiftir. İç dolgu rengini seçmekteyiz. Kalem aracını seçtiğimizde ise gördüğünüz gibi dış hat çizgisi için renk belirliyoruz. Alt tarafta yer alan araçlarda ise siyah ve beyaz şeklinde bir düzenleme yapılabilir. Renkler kaldırılabilir ve renkler yer değiştirilebilir. Mesela bu aracı seçtiğimde dolgu ve çizgi renkleri yer değişecektir. Ortadaki aracı seçtiğimde ise yeşil olan renk kaldırılacak, daha doğrusu doku silinecektir. Burada yer alan iki tane kutucuğu tıkladığımda ise gördüğünüz gibi siyah beyaz şeklinde bir düzenleme yapıldı. Lineer kısmında ise alt kısımlara tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bir takım sürgüler açılıyor. Bu sürgülerde her birini seçip farklı farklı renk tonları seçerek görseliniz için geçişli boyamalar yapabilirsiniz. Radyal kısmında ise oluşturmuş olduğumuz renkleri dairesel olarak orta noktaya merkezleyip bir renk cümbüşü oluşturabilirsiniz. Burada flow şeklinde bir düzenleme vardır. Flow kısmındaki düzenlemeleri de seçip farklı farklı geçiş efektleri oluşturabilirsiniz. Mesela burada yapmış olduğumuz çizgi şeklinde gördüğünüz gibi beyaz alandan sonrası gösterilmiyor. Ancak burada yer alan düzenlemelerde seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi boş alandan sonra tekrar bir doldurma işlemi devam ediyor. Veya doldurma işlemi merkez noktaya göre tekrar oluşturuluyor.
İler RGB modunu seçtiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi RGB cinsinden düzenlemeler daha kesin bir şekilde belirlenebiliyor. Burada tasarımınıza göre kendiniz bir düzenleme yapabilirsiniz. Bitmap kısmında ise gördüğünüz gibi kütüphanede yer alan JPEG dokularına göre bir listeleme yapılıyor. Burada seçeceğiniz dokuya göre de dilerseniz iç kısımda, dilerseniz de dış çizgilerde bir dokulandırma işlemi yapabilirsiniz.